Doğayla tarihin buluştuğu Muğlova kemerindeyiz. Rivayete göre bir gün Kanuni Sultan Süleyman Kemalburgaz civarında avlanırken mermer taşlardan akan suları görür. Bunun üzerine Mimar Sinan'ın yanına çağırarak bölgenin su yollarının araştırılmasını ister. Böylece Belgrad ormanlarının suyunu Sarayburnu'na taşıyacak olan Kırkçeşme kemerlerinin projesi başlar. Kırkçeşme su sisteminin ana hattı olan Muğlova kemeri ise 1554 yılında inşaata başlanır ve 1562 yılında da inşaat sona erer. 1562'de tamamlanan kemer 1563 yılındaki büyük bir kasırgadan dolayı çok büyük zarar görür. Bazı kaynaklara göre tamamen yıkıldı, bazı kaynaklarda ise büyük bir tahribata sebep olduğu söylenir. Mimar Sinan ise yeni baştan şiddetli akıntılara ve depreme dayanacak yeni bir sistem tasarlayarak inşa ediyor. Alt kattaki küçük gözlerle sel baskınlarındaki su şiddetini, üst kattaki küçük gözlerle de fırtınalardaki rüzgar şiddetini hafifletmeyi amaçlamış. Ayrıca ayaklara doğru genişleyen destekler sayesinde yapının ağırlığını da dağıtmayı başarmış. Muğlova kemeri ya da diğer adıyla Muallak kemer günümüzde Sultan Gazi ilçesinin Cebeci köyü yakınlarında bulunuyor.
anda Kemer Ali Bey Köyü Barajı'nın üzerinde yer alıyor. Ali Bey Deresi olarak geçiyor bölgenin adı. Ali Bey Köyü Barajı'nın ortalama bir doluluk aşamasında bu kemerin 1/4 kadar kısmının su altında kalmasına sebep oluyor. Bazı uzmanlar Mimar Sinan'ın Selimiye ve Süleymaniye camilerini yapmamış olsaydı bile yalnızca Mavlova kemeriyle dünyaca bir üne sahip olacağını ifade ediyorlar. Hatta biraz daha abartmak gerekirse buranın Mostar Köprüsü ve Paris'teki Eiffel Kulesi kadar ünlü olması gerektiği ve ziyaretçi akınına uğraması gerektiği bile düşünülüyor. Mimar Sinan'ın camilerinde uygulamış olduğu ses akustiğinin Mağlova kemerinde de uygulandığı ifade ediliyor. Tabii günümüzde restorasyon, sıva teknikleri vesaireyle bu değişmiş olabilir ama şu anda bu akustiği içeride hissedebiliyoruz. Mağlova Su Kemeri, Kemerburgaz Kent Ormanı içerisinde bulunuyor. Kemerburgaz Kent Ormanı ise 2019 yılında açıldı. 26 Ekim 2019 yılında. Bu açılışla beraber bölgeye hem araçla hem de yaya olarak gelmek daha da kolaylaştı. Kent Ormanı tarafından yürüyerek gelebileceğiniz, yine girişte de göstermiş olduğumuz gibi yaklaşık bir 200 metre kadar mesafede yürüyüş var. Ve bu şekilde Kent Ormanı ile birlikte Mağlova ziyaretçilerin daha uğrak yeri haline geldi. Daha fazla konuşulur ve görülür bir durum. Arkamda görmüş olduğunuz setler ise kemerin üzerine geçişin yasak olmasından kaynaklı koyulmuştur. Şu anda da Mağlova kemeri videomuzun burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım keyifli ve kısa bilgilendirici bir video olmuştur. Merak edip görmek isteyenleri söylediğim gibi Kemerburgaz Kent Ormanı'na gelerek araçla veya yürüyerek de orman içerisinde hem doğa yürüyüşü yaparak buraya ulaşabilir. Araçla girişin bir otopark ücreti var. Döneme göre değişiyor ama yaya olarak girişlerin bildiğim kadarıyla bir herhangi bir ücreti yok. Yine gelmek istediğiniz tarihlerde bunu araştırıp bu şekilde gelebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Erzincan videolarımdan sonra İstanbul videolarım da başladı. Bu videolar şehir içerisindeki tarihi yerler veya turistik mekanlar, gezip görmek istediğiniz yerler olabilir. Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. İstanbul'un az bilinen noktalarına özellikle gitmek istiyorum. Mağlova kemeri belki bunlardan biri değil. Ünlü ama dediğim gibi ulaşım olmadığı için geçtiğimiz yıllarda çok fazla ziyaretçi rağbeti görmüyordu. 2019 sonrasında özellikle daha da ulaşım kolaylığı sağlandığı için dediğim gibi daha fazla ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle Erzincan videolarını izleyen arkadaşlarım, dostlarım bana sık sık neden abonelik istemediğimi sordu. Açıkçası çok aklıma gelmedi ilk videolarda. Yine burada da çok hatırlayamadık, sona kaldı biraz ama kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.